Can, hoş geldin. Beni duyabiliyor musun? Hoş bulduk. Geliyor sesin. Herkese merhaba. Nasılsın? İyiyim. Çok sağ ol sen. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Böyle yıl sonunda bir araya gelmiş olduk. Sen de bizi kırmadın ve katıldın bugün. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. O zaman ben hiç lafı uzatmadan sözü sana bırakıyorum. Tamamdır. Ekranımı yansıttım. Geldi sanırım. Aynen, şu an yükleniyor. Yansımış gözüküyor. Tamamdır sanırım. Herkese tekrardan merhaba. Ben Mertcan İşler. Hepsi buradan SEO departmanını yönetiyorum. Bugün sizlerle e-ticaret sitelerinde her zaman kazandıran SEO stratejileri başlığını anlatacağım aslında. Hani biraz iddialı bir başlık. Aslında burada standart işte meta title description yazalım gibi şeylerden çok aslında biraz farklılaşıp biz neyi farklı yaparsak burada biraz fark yaratabiliriz konusuna aslında biraz değinmeye çalışacağım. Vakit kaybetmeden hızlıca başlayacak olursak eğer çok kısa kendimden söz edeyim. 2015 yılında Hepsi Burada'ya başladım. Bunun öncesinde kendi projelerimi geliştirip aslında kendimi geliştiriyordum. Kendi projelerimi geliştirirken trafik ihtiyacımı aslında olduğunu fark ettiğim noktada yolum SEO ile kesişti. Daha sonra SEO konusunda kendimi geliştirmeye çalışıp trafik elde etmeye çalışırken daha sonra yolumuz Hepsi Burada ile kesişmesiyle beraber 5,5-6 yıla yakın sürede Hepsi Burada'nın SEO departmanındayım. 2018 yılından beridir de SEO süreçlerini aslında Hepsi Burada'da da yönetiyorum. Onun dışında zaman zaman kendim böyle HTML vesaire uğraşmayı seviyorum. SEO database.co adında bir projem var. İstanbul Üniversitesi Elektronik Haberleşme ön lisans bölümünde okudum. Daha sonra çalışma ekonomisinde lisansı tamamladım. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerinde okuyorum. Çok kısa kendimden söz ettikten sonra neden aslında Hepsi Burada'dan ne yapıyorum veya nasıl bir yapıdan çok kısa söz edeceğim. Hepsi Burada'nın yaklaşık aylık 200 milyonun üzerinde trafiği var. SEO'nun payı burada çok yüksek. Aslında şirket içerisinde o yüzden değerli bir kanal. 40'ın üzerinde ana kategorisi buluyor. 7500'ün üzerinde de alt kategorilerle beraber toplam kategorisi bulunuyor. Burada da aslında SEO açısından büyük bir yapı var. 25 milyonun üzerinde de aslında ürün çeşidi var içeride. O yüzden aslında Hepsi Burada için SEO vazgeçilmez bir kanal olarak yer alıyor. Neden bu konuyu seçtim konusunda ise ekranda görmüş olduğunuz grafik aslında zaman içerisinde Hepsi Burada'nın ve rakiplerin SEO açısından farklılaşmasını gösteriyor. Kırmızı kısımda gördüğünüz Hepsi Burada'nın grafiğini temsil ediyor. Hepsi Burada da aslında her zaman benim yaklaşımım şu şekilde. Her zaman rakiplerden farklılaşıp biz neyi daha farklı yapabiliriz? Nasıl rakiplerden sıyrılıp aslında aradaki gap her zaman büyüterek devam edebiliriz? Zaten grafikte de görebileceğiniz üzere bunu hani sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve bu grafikte aslında biraz bunu doğruluyor. Grafiğin nasıl oluştuğuna çok kısa değinecek olursam eğer bu Search Metrics adında bir SEO tool'unun grafiği ve bu tool aslında bizim sıralama kazandığımız kelimeler ve bu kelimenin aranma trendlerini göz önüne alarak bize diyor ki sen bu kelimede birinci sıradasın, bunun aranma trendi yüksek, ben ona göre sana bir puanlama yaparım. Aslında bizim burada gördüğümüz bu grafik o yüzden bizim aslında başarımızın biraz yansıması gibi oluyor. Bunu da geçtikten sonra bugün neler konuşacağımıza çok kısa değinmek istiyorum. İlk olarak benim SEO açısından yaklaşımım şöyle. Biz eğer ki SEO çalışması yapıyorsak arama motorlarını gerçekten iyi bir şekilde tanımalıyız. Hangi arama motoru veya işte bizim için hangi odağımızda arama motoru varsa biz bunun için neyi doğru bir şekilde yaparız veya bu siteye geldiği zaman nasıl hareket ediyor, biz bunu nasıl göz önüne alabiliriz, onu değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden ilk olarak arama motoru konusuyla başlayacağım. Daha sonra sitenin ana hiyerarşisini kurmamız, işte bunun nasıl içerideki linklemeleri yaptığımız konusu önem taşıyor. Çünkü arama motorlarını tanıdıktan sonra bunun daha fazla farkına varıyor olacağız. Bu konuya değiniyor olacağım. Bir diğer nokta şema kullanımı noktası. Burada da aslında benim farklı yaklaşımlarım bulunuyor. O konuya biraz değineceğim. Bir diğer nokta şöyle bir durum var. Herkes ana kelimelerde yükselemiyor çünkü ciddi bir rekabet var. Herkes SEO'ya yatırım yapıyor. Bu long tail keyword konusunda da aslında biz SEO yatırımları yaparken nasıl rakiplerden aslında aradan sıyrılıp
daha fazla trafik elde edebiliriz konusuna değineceğim. Bir diğer nokta sezonsallık ve görsel optimizasyonuna değinip son olarak da size Google alışveriş konusunda birkaç cümle söyleyerek aslında sunumumu tamamlıyor olacağım. Şimdi hızlıca başlayacak olursak ilk olarak aslında benim ana maddem şu: arama motorlarını gerçekten tanıyor muyuz? Bu olay şurada başlıyor. Biz veya diğer insanlar, aslında çok fazla kişi SEO çalışmaları gerçekleştiriyor. Burada aslında çoğu kişinin farkında olmadığı bir şey var. SEO için ana gereklilikleri yerine getirdiğimizde gerçekten başarılı oluyor muyuz konusu oluyor. Benim buradaki yaklaşımım şöyle: bizim gerçekten SEO açısından başarılı olabilmemiz için öncelikle arama motorları siteye gelip ne yaptığını çözmemiz gerekiyor. Yani bir arama motoru siteye girdikten sonra ne yapıyor, ne ile karşılaşıyor, biz ona neyi sunarsak nasıl başarılı olabiliriz konusunu aslında biraz çözmemiz gerekiyor. Çünkü burada şöyle düşünebilirsiniz: biz eğer ki bunun ana mantığını çözemezsek diğer rakiplerin yaptığından veya işte ana Google'ın bize bunları yapın dediği noktadan hiçbir şekilde sıyrılamıyor olacağız. Herkesin yaptığı çalışmaları yapıyor olacağız ve burada aslında diğer sitelerle aynı oranda güçleniyor ve aynı anda küçülüyor olacağız. O yüzden bizim ilk olarak arama motorlarını tanımamız başarı için bence ana kriter. Şimdi başlayacak olursak eğer, ilk olarak Google botunu bir çözmemiz gerekiyor. Bu ne demekti? Google'ın aslında bizi Google sıralamalarında yer edinip yükseltebilmesi için öncelikle sitemizi taraması gerekiyor. Şimdi bizim bu aşamada Google'ın bunu nasıl sağladığını ilk olarak çözüp biz buna karşı nasıl aksiyonlar alacağımızı şekillendirmemiz gerekiyor. İlk olarak ekrandaki grafiğe dikkat ederseniz zaten Google botunun ana işleyişini görüyorsunuz. İşte ilk olarak bizim internet sayfamızda taradıktan sonra bir sıralama algoritması oluşturuyor. Daha doğrusu bir elinde database oluşturmaya çalışıyor. Daha sonra bu crawl'lamak için HTML haline getirip bunları proseste işlemeye çalışıyor. Burada şöyle düşünebilirsiniz proses kısmında. Google botunu sizin verdiğiniz içeriği aslında bu aşamada yorumlamaya çalışıyor. Yani burada sizin başarılı olabilmeniz için bu proses kısmında Google'a gerçekten doğru içeriği doğru şekilde sunabilmeniz gerekiyor. Bir diğer son noktada ise, eğer ki bu içerik gerçekten Google dizinine eklenecek seviyede ise, indekseyerek dizine ekliyor ve bu da Google sonuçlarında aslında gördüğümüz o sıralamaları temsil ediyor. Şimdi çok kısa değindikten sonra okey dedik ki Google siteyi tarıyor. Ama biz burada ne yapmamız gerekiyor? Yani Google siteyi tarıyor diyoruz, tamam. Ama hani Google geldikten sonra nasıl davranıyor bir sitede? İlk olarak bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü burada şöyle düşünebilirsiniz. Sizin bir işletme olduğunuzu düşünün. Dükkanınıza bir kişi girdikten sonra ilk olarak aslında onun hareketlerinden ne tepki verdiğini anlamaya çalışırsınız. Ne alacağını tespit etmeye çalışırsınız. Aslında bizim de Google'a ilk olarak yapmamız gereken bu. Log analizi konusuyla başlayacağım burada. Burada normalde SEO ekiplerinin buna doğrudan ulaşabilmesi zor ama teknik ekiplerden destek istediğiniz durumda aslında çoğu teknik ekip bu konuda destek oluyor. Burada şimdi log analizi nedir derseniz, Google botu veya normal kullanıcıların internet sitenize girdikten sonra belli aslında size veriler bırakıyorlar. Bu nedir? Geldiği sayfanın datasını bırakıyor. Hangi durum koduyla karşılaştığıyla ilgili data bırakıyor. Saat kaçta geldiğinin datasını bırakıyor. Ve bu sayfaya geldiği zaman nasıl bir sonuçla karşılaştığını aslında görüyoruz. Şimdi bizim aslında gerçekten SEO çalışmasında doğru şekillendirebilmemiz için ilk olarak bir Google botu geldiği zaman biz IT ekibine şunu dememiz gerekiyor: benim loglara ihtiyacım var ama burada ihtiyacım olan loglar kullanıcı logları değil. Benim burada Google botlarının ayrıştırılmış olduğu logların datasına ihtiyacım var. Şimdi bunu sağlarken Google zaten kendi geldiği logların isimlerini bize veriyor. Yani biz IT ekibine gidip bunu istediğimiz noktada hangi filtrelerle bu datayı aslında filtreleyeceklerini biliyorlar. Şimdi bu datayı aldık. Elimizde aslında sağ taraftaki grafikte gördüğünüz satırlarca bir data oluştu. Şimdi bu noktada sizin şunu yapmanız gerekiyor. İlk olarak buna manuel olarak bakabilirsiniz. Bu bir seçenek. Diğer bir seçenek, buna destek olan tool'lar var. Tool'lardan faydalanabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ama gün sonra siz bu data eğer ki işleyebilirseniz aslında ekranda gördüğünüz datalara ulaşacaksınız. Şimdi datalar üzerinden sırayla gidecek olursak eğer, ilk olarak bir zaten IP datası bu standardı. Daha sonra bir date datasına erişeceksiniz. Bu şu anlama geliyor aslında: Google bot saat kaçta, hangi saniyede sizin sitenize geldi? Burada şey diyebilirsiniz, hani Google bot sürekli olarak geliyor benim sisteme, nasıl olacak? Burada aslında siz saniye saniye Google botunun değişimini göreceksiniz. Burada şununla karşılaşabilirsiniz. Örnek veriyorum, Google botu hiç sitenize gelmiyordu.
Burada şunu diyebilirsiniz siz. Benim internet siteme Google Bot'un erişmesinde bir sıkıntı var. Çünkü bot benim siteme erişemiyor. Veya geliyordur 404 sayfalarıyla karşılaşıyordur. Burada aslında response kod kısmı bize bunu söylüyor. Biz burada şunu diyeceğiz. Benim siteme Google Bot'u günde 1000 kere geldi. Ama bunun 400 keresinde 404 hatası alıyor. Erişemiyor sayfaya. Biz yanlış bir sayfaya gidiyor ya da. Bu noktada siz şunu diyebiliyorsunuz. Benim siteme bir şekilde bot bu sayfalara ulaşıyor. Benim bu sayfaları kaldırmam lazım ya da yönlendirmem lazım. Aslında biz daha SEO çalışmaları hani o title, description, metalar vesaire konusuna gelmeden önce eğer ki olaya buradan başlarsak zaten daha şu an hiçbir aksiyon almadan botun sitemizde ne yaptığını biliyoruz. Girip doğru şeyle mi karşılaştığını, yönlenme durumu ile mi karşılaştığını. Aslında bütün dataya buradan erişebiliyoruz. Şimdi logları analiz etmeye başladık. Bu arada burada Screaming Frog log analiz için bir tool'u var. Free olarak onu da deneyebilirsiniz log dosyanızın bir kısmını yükleyerek. Şimdi ilk olarak loglarımızı topladık. Burada bir başladık. Elimizde artık datamız oluşmaya başladı. Biz bu dataları inceleyerek aslında Google Bot sistemimizde ne yaptığını biliyoruz. Şimdi yavaş yavaş aslında biz botu tanımaya başladık. Google dedi ki siz tamam loglara bakabiliyorsunuz ama her şirketin veya her sitenin teknik anlamda bu kadar yeterliliği yok. Loglara tam anlamıyla erişemiyorlar aslında. Daha önce buna benzer bir data veriyordu Google ama çok sınırlı bir data veriyordu. Geçtiğimiz aylarda Google dedi ki ben algoritmamda aslında Search Console tarafındaki panelimde bir güncelleme yaptım. Size artık daha fazla data sunabiliyor olacağım. Bu bize ne açıdan avantaj sağladı? Şimdi ana data zaten şuydu. Biz log dosyamıza erişebilirsek gerçekten aslında aradığımız bütün datalara ulaşabiliyoruz. Bu bizim için ana kaynak ve ana hedefimiz olmalı. Ama diyelim ki elimizdeki imkanlar buna izin vermiyor veya var olan yapımızda buna erişemedik. Bir şekilde problemle karşılaştık. Bu noktada biz şunu yapacağız. Search Console isimli Google'ın tool'una giderek aslında tarama istatistikleri sekmesine ulaşmamız gerekiyor. Bu sekmeye gittiğiniz noktada Google artık bize şunu diyor. Ben senin sitene geldim. Günde şu kadar sayfada şu kadar sayıda sayfa taradım. Bu girdiğim sayfalarda şu kadarından 301 yönlendirme sağladım. Bir yönlenme durumu vardı ya da ben bu sayfaya geldim, erişemedim, bir sıkıntı yaşadım. Ya da bunun haricinde server'da bir erişme sıkıntısı yaşadı, sitenizi tarayamıyor. Onun da burada uyarısını düşüyor ve aslında gün sonu bize Google'ın botunun sitede ne yaptığını kısmen de olsa veriyor. Yani burada eğer ki siz log dosyanıza erişemiyorsanız Search Console'a doğrudan aslında yönelip SEO çalışmalarını falan hani hiçbir şeye başlamadan önce ilk olarak sizin şunu demeniz lazım. Benim bot siteme gelebiliyor mu? Gerçekten tarıyor mu beni? Ya da burada hatayla karşılaşıyor muyum? Şimdi bunu da sağladık. Okey artık biz şunu biliyoruz. Google Bot sitemizde ne yaptığını kısmen de olsa çözmeye başladık. Şimdi bir diğer nokta da eğer ki SEO'da uzmanlaşmak veya bu konuda eğer ki rakiplerden farklılaşıp trafik elde etmek istiyorsak Google botunun çözmemiz lazım. Daha doğrusu Google botundan çok Google'ı çözmemiz gerekiyor. Çünkü burada ana kavram şu. Google bir işletme ve sürekli olarak bu işletmeyi geliştirmek zorunda. Şimdi ekranda gördüğünüz Google'ın aslında zaman içerisinde eklediği bazı özelliklerden bazıları. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Google imajları arama özelliği ekledi. Biz görsellere girdiğimiz zaman imaj yükleyerek benzer imajları arayabiliyoruz. Bunun anlamı şu aslında. Bizim buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. Artık Google görselleri daha iyi tanıyabiliyor. Yani eğer ki bunun benzer görsellerini bulabiliyorsa demek ki bizim sitemize koyduğumuz görseller geçmişe göre daha da değerli. Çünkü Google artık bunun farkında. Veya bir diğer nokta mesela biraz daha geçmişe gidelim. Lokal konusunda da Google kendini geliştirdi. Lokal sonuçlar vermeye başladı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bu noktada da şu oluşuyor aslında. Google bunu vermeye başladıysa zaten bize şunu diyor. Ben artık lokalde de uzmanlaştım. Bizim burada şunu yapmamız gerekiyor. Standartları herkes yapıyor. Title description herkes yazıyor. URL'leri herkes düzgün yapıyor. Content'i herkes yazıyor. Sizin burada şuna odaklanmanız gerekiyor. Google ne yapıyorsa buradan biz ne alabiliriz içinden. Google görsel özelliği ekledi. Demek ki görselleri daha iyi yorumluyor. Biz görsellere daha fazla odaklanalım. Google veya sesli arama ile ilgili bir özellik ekledi. Demek ki artık Google bu konuya odaklanmaya başladı. Biz buradan ne çıkartabiliriz? Eğer ki bu yaklaşımı sergilersek gün sonu aslında Google botunun siteye geldikten sonra en iyi içeri sunmanın çözümünü bulmuş oluyoruz. Şimdi bir diğer nokta da benim çevremde de çok sık duyduğum aslında şöyle bir durum var. Okey site yapalım. Biz tamam rekabet de var. Ama bu rekabeti biz nasıl güçleneceğiz? Devler var. Herkes ciddi yatırım yapıyor. Herkes SEO açısından uzmanlaşmak istiyor. Veya bütün site SEO'dan aslında trafik kazanmak istiyor. Genel amaç bu. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. İnsanlar sürekli olarak aramalar yapıyorlar. Birkaç saat sonra bununla da ilgili datalara yer verdim. İhtiyaçlar aslında aramaları şekillendiriyor. Yani burada şöyle düşünün. Sizin uğurduğunuz bir site
mutlaka siz SEO açısından doğru şekilde koordine edebilirseniz o siteyi, bir şekilde insanlar size ulaşacak. Siz bunun için özel çaba sarf etmeseniz bile gerçekten kaliteli bir şeyler sunuyorsanız bir şekilde insanın ihtiyacı olacak. Burada yandaki grafikten bir örnek vermek istiyorum. Mesela sağ tarafa dikkat ederseniz 20 yaşındayım, dışarı çıkabilir miyim diye bir arama terimi var. Şimdi burada şöyle düşünün. Bundan bir yıl öncesine gidin, 3 yıl öncesine gidin. Hiçbir şekilde insanlar bunu aramıyordu. Çünkü kimse 20 yaşında birinin dışarı çıkıp çıkmayacağını merak etmiyordu. Öyle bir ihtiyaç yoktu. Dünyada aslında değişen sebepler veya oluşan sebepler kaynaklı olarak yeni bir arama trendi başladı aslında. Mesela bu örneklerden bir tanesi. Normalde 20 yaşında sokağa çıkabilir miyim diye siz bir içerik üretiyor olsaydınız hiçbir şey alamayacakken bugün aslında ciddi trafik elde edebiliyorsunuz. Çünkü ihtiyaçlar değişti, yeni arama trendleri ortaya çıktı. Ortadaki grafik de zaman içerisindeki organik aslında arama terimlerinin artışını gösteriyor. Geçmişe yönelik bir data, hani çok güncel bir data bulamadım ama bu data bile geçmişten bugüne kadar sürekli olarak yükselen bir aranma trendi olduğunu gösteriyor. Bu bir de şunun aslında ana nedenini, ana sonucunu gösteriyor. Biz gerçekten iyi bir şey üretirsek Google'da çıkacağız ve trafik alacağız. Şimdi bir diğer nokta algoritma güncellemeleri. Burada da aslında benim düşündüğüm sıkça yapılan bir hata var. Burada genellikle şu yapılıyor. Google bir algoritma güncellemesi yapıyor. Daha sonra insanlar bir panik durumuna kapılıyor. Düşenler aslında böyle bir çözüm arayışı içine giriyor. Ama herkes bir şeyleri değiştirme çabasında. Kimse şey düşünmüyor aslında. Bir algoritma güncellemesi oldu. Biraz bekleyelim. Bir ne olacağını görelim. Mesela Türkiye özelinden gene örnek vererek gideyim. Türkiye özelinde geçmiş yılları düşünürseniz eğer bir dönem haber siteleri spam yaptığından dolayı Google bütün büyük siteleri aslında organik aramalardan kaldırdı. Sonra hemen birkaç hafta sonrasını düşünelim. Çok vakit geçmeden Google bütün bu kaldırdığı siteleri geri eklemek zorunda kaldı. Bunun ana sebebi şuydu. Google bu algoritma güncellemesini yaptı. Bu sitelerin tümü trafik kaybetti. Eğer ki o siteler o durumda panik haline girip çözüm arayışı içine girip bütün aslında sürekli farklı çözümler arasalardı belki de aslında Google algoritma güncellemesini geri çektiği noktada aynı trafiği kazanamayacaklardı. Google ne oldu? Bu güncellemeyi yaptı. Sonra baktı, siz bir arama yapıyorsunuz, alakasız siteler geliyor, güven vermeyen, yalan haber gelen haber siteleri gelmeye başladı. Çünkü bütün büyük siteleri yok etmişti spamdan dolayı. Bu sefer geri adım atmak zorunda kaldı, dedi ki bu böyle olmayacak, ben bu siteleri geri ekleyeyim. Yani benim buradaki yaklaşımım şu, Google güncelleme yaptıysa biraz bekleyelim. Bir hafta 10 gün bir izleyelim ne oluyor, insanlar ne yapıyor, global pazarda nasıl şekilleniyor bu durum. Bizim şöyle bir avantajımız var, Türkiye pazarındayız. Globalde olan kezi ilk görüyoruz zaten. İlk globale yansıyor sonuçlar genellikle. İnsanlar aksiyonlara başlıyor, bir ortalık karışıyor. Daha sonra Türkiye'de onun yankılanmasını hissediyoruz. Bir diğer ki bir burada sakin davranıp ne oldu, neden kaynaklandı bu durum dersek aslında gün sonu buradan da algoritma güncellemelerinden kolaylıkla çıkabiliriz. Ya da etkilendiysek neden etkilendiğimizi kolayca tespit edebiliriz. Şimdi Google tarafı böyleydi aslında. Bir diğer nokta da şirketler SEO'ya yatırım yaparken aslında hız konusu biraz geride kalıyor. Google yıllardır hız 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 diye aslında bize sürekli baskı yapıyor. Bu durum şundan kaynaklanıyor. Kullanıcıların %70, %80'i mobile kaydı. İnsanlar artık desktop kullanmak istemiyor çünkü ihtiyaç duymuyor. Şimdi durum böyle olunca Google aslında bir işletme dedik ve bu işletmenin kullanıcıya iyi bir şekilde içerik sunup para kazanması lazım. Ne kadar kullanıcı mutlu olursa o işletme aslında o kadar para kazanacak. Burada gene ben aynı offline'dan bir örnek veriyor olacağım. Sizin bir dükkanınız varsa eğer o dükkan ne kadar düzenliyse veya ne kadar kullanıcılar cadde üstünde o dükkana ulaşabiliyorsa aslında siz o kadar para kazanırsınız. Google'da bu mantığa benzer gidiyor. Siz ne kadar sitenizi hızlı yaparsanız Google diyor ki ben seni ödüllendireceğim. Ekranda gördüğünüz Google'ın Mayıs 2021 tarihinde yayın alacağı güncellemelerden bir tanesi. Google diyor ki ben geçmişte bazı metrikleri göz önüne alarak seni zaten sıralama faktöründe kullanıyordum bunları. Bu neydi? Mobil uyumluluğuna bakıyordum. Senin güvenli olup olmadığına bakıyordum. Bunlar benim için kriterlerden bazılarıydı. Ama bu artık yeterli gelmiyor. Benim daha fazla şeye odaklanmam gerekiyor. Bu sefer Core Web Vitals diye aslında yeni bir kavram çıktı hayatımıza. Yeni bir kavram katıldı. Burada Google dedi ki ben bazı metrikleri birleştirdim. Bunlar benim artık algoritmama yansıyacaklar. Bunu bugün yapmıyorum. Çünkü siz bu konuda hazırsız olabilir, hazırlıksız olabilirsiniz. O yüzden size biraz zaman veriyorum. Mayıs 2021'de dedi. Ben bu güncellemeyi yayına alacağım. Eğer ki siz buna hazırlıklıysanız başarılı olacaksınız. Ama siz buna hazırlık yapmayı Mayıs'ı beklediyseniz siteniz aslında düştüğü zaman sebebini çok sorgulamanıza gerek yok. Çünkü ben size söylemiştim.
Şimdi burada aslında şöyle bir durum var. Bundan 3-4 yıl öncesine gittiğimizde Google bu kadar esnek veya bu kadar şeffaf değildi. Güncelleme yapıyordu. Bir anda siteler çalkalanıyordu. Güncellemeden haberimiz oluyordu. Ama şimdi Google artık biraz daha şeffaf olmaya başladı. Güncellemelerden önce bize diyor ki ben böyle bir şey yapacağım haberin var mı? Ya da haber vermese bile güncelleme olduğu noktada kendi Twitter hesaplarından bile bunun duyurusunu yapıyor. Ben bir güncelleme yaptım. Sen bu güncellemeyle etkilendiysen şundan dolayı olabilir. Ya da önceki güncellememde benzer faktörler. Sen bunu göz önüne al. Yani bizim başarılı olabilmek için aslında ilk olarak Google'ı bir düzgün bir şekilde anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Peki bunları yapmadık. Okey, biz Google'ı anlamadık. Dedik ki bizim SEO açısından bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bu konuda ne olacak eğer derseniz de burada aslında olay şurada başlıyor. Sol tarafta gördüğünüz pull örneğinin aslında şu ortadaki düşüşünü görüyorsunuz. Bu ortadaki düşüş şöyle meydana geldi. Teknik bir geliştirme yaptılar. Bu teknik geliştirme SEO açısından aslında fail etti. Bu durum sonucunda Hulu ciddi bir düşüş yaşadı ve global pazarda aslında güçlü bir oyuncuydu. Daha sonra düşüş yaşadılar, trafik kaybettiler. Dediler ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunu düzelttiler. Düzelttikten birkaç hafta sonra eski seviyelerine geri çıkmaya başladılar. Ama dikkat ederseniz hiçbir zaman bundan birkaç yıl önceki seviyesine gidemedi. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Siz eğer ki bir hata yapıyorsanız veya bir şey de yanlışlık yapıyorsanız öncelikle dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bir hata yapmadan önce veya bir geliştirme yapmadan önce her şeyi aslında ölçüp biçmek gerekiyor. Bir diğer noktada şu eBay örneğinden gideceğim. Bu da gene eBay'in internette aslında yayınlanan kaynaklarından bir tanesi, public bir data. eBay geçtiğimiz yıllarda Google tarafından bir ceza aldı. Bu ceza sonrasında ciddi bir ciro kaybı yaşadılar ve eBay bunu açık açık ifade etti. Yani eğer ki siz bir e-ticaret sitesinde SEO çalışması yapıyorsanız attığınız her adım çok büyük önem taşıyor. Bir blog sitesi olabilirsiniz. Burada bir düşüş yaşarsınız. Sonra gidip başka içeriklerle bu trafiği kapatmaya başlarsınız. Burada bir şansınız var. Ama e-ticarette aslında böyle bir şansınız yok. Saniyelerde para dönen bir yapının içindesiniz. Sizin hata yapmamanız gerekiyor aslında. Ve aslında her attığınız adımda bu hamlenin doğru olup olmadığını değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bir rekabet var, rakipler var. Sizin içeride yürüyen bir süreç var. Yeni yapılar geliyor sürekli. Teknik geliştirmeler oluyor. Ve bunun dışında aslında bir de Google'ın güncellemeleri var. Şimdi tüm bunları harmanladığımızda aslında bizim hatamızın aslında affı yok. Çünkü biz bir düşüş yaşarsak şirket ciddi anlamda zarar edebilir. O yüzden Google'ı doğru şekilde tanıyıp bizim bu konuda hassas olduğumuza emin olmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer noktaya değinirsek eğer doğru yapı oluşturulması konusuna değineceğim. Bu nedir derseniz. Şimdi bir internet sitesi oluşturduğunuz, bir e-ticaret sitesi, yayın yapmaya başlayacaksınız. Burada çoğu şirketin veya yapının kaçırdığı bir nokta var. Siz ana kurguyu kurarken şu şekilde kurmanız lazım. Sizin ana sayfanız şirket için veya internet sitesi için Google gözünün en değerli sayfadır. Yani sizin burası aslında amiral geminiz gibi düşünebilirsiniz. Sizin bu sayfaya en böyle önem verdiğiniz noktadan bir tanesi olması gerekiyor. Şimdi bu sayfadan aslında sizin ana kategorine linklemeler yapmanız gerekiyor. Bunun da sebebi şu. Siz bu sayfada oluşan SEO değerini aslında artık adım adım dağıtacaksınız. Doğru yapıyı kurgulamaya çalışmanız gerekiyor. Gittiğiniz alt kategorilerine linkler verdiniz. Buradan da onun alt kategorilerini besleyip aslında yapıyı biraz daha aslında derinleştirmeye başlayacaksınız. Son noktaya geldiğiniz noktada ise ürünleri bu sefer ön plana çıkartıp Google bu sefer diyecek ki bu şirketin veya bu internet sitesinin en değerli sayfası ana sayfasıydı. Ben ana sayfayı taradım. Buradan alt sayfalara gittim. Alt sayfalarda da ciddi bir kategori ağacı var. Orayı da taradım. Oradan bir altına indim. Mesela dikkat edin. Burada her bir attığınız adım birbirini besliyor. Siz ana sayfadan telefon kategorinize link verdiniz. Kategorinizi linklediniz. Bu sefer Google bot'a gitti telefona. Dedi ki ana sayfa telefonu besliyor. Her şey güzel. Telefona gittiği noktada cep telefonu var. Cep telefonu aksesuarları var. Google bu sefer diyor ki telefon kategorisi cep telefonu veya cep telefonu aksesuarları ile bir ilişki halinde. Bu sefer burada da bir siz bağlantı kurdunuz. Buradan da ürünlere link veriyorsunuz aslında alt kategorilerden. Google bu sefer diyor ki bu site beni ana sayfaya götürdü. Ana sayfadan telefona indirdi. Telefonun bir kırılımı cep telefonu aksesuarlarıydı. Ben buradan da kılıfa ulaştım. Burada her şey aslında kuralına uygun. Siz bunu yapmazsanız ne olur? Örnek veriyorum, ana sayfadan kategori ağacınızı linklemediniz. Burası hep aslında siteden kopuk bir yapı haline gelecek. Örnekten gidiyorum gene.
ana sayfanızda bir ürünleri çok pushladınız, çok ön plana çıkarttınız. Ürünler ciddi şekilde trafik alıyor. Tamam, güçlendiniz o aramalarda. Ama sizin kategori ağacınız yetim kaldı aslında öbür tarafta. Siz ne zaman ki ana sayfa veya direkt ağacınızın içerisine o yapıyı yedirebilirsiniz, ancak o zaman başarılı olabilirsiniz. Bu şu demek değil: ana sayfadan kategoriye linkle, hiçbir şey linkleme demek değil. Burada sadece doğru kurguyu kurmak önemli. Şimdi bir diğer noktada nofollow kullanımı. Şimdi nofollow konusunda aslında şöyle bir sıkıntımız var. Genel olarak SEO çalışmaları sırasında nofollow en son aşamaya bırakılıyor. Çünkü çoğu kişi diyor ki ben diğer kavramları tamamlayayım, nofollow konusunu en sona bırakabilirim. Çünkü orası kritik bir konu değil. Normalde nofollow dediğimiz şey sizin bir linkinize relationship'te nofollow etiketi eklemeniz. İdealde aslında çok basic bir senaryo. Ama burada şöyle bir durum var. Google diyor ki ben senin kaynak kodunu okuyorum ve yorumlamaya çalışıyorum. Burada ne verirsen benim için çok değerli. Siz eğer ki bir linke nofollow vermezseniz, mesela örnekten gidiyorum gene, bu sizin üye giriş veya checkout sayfanızda. Siz checkout sayfanızda nofollow vermediniz. Google botu bu sefer oraya da taramaya çalışıyor sürekli olarak. Sizin normalde kategorilerinize değer aktarılacakken o sayfaya da bir değer aktarılıyor. Elinizde zaten değerli bir hazine var. Siteniz değerlenmeye çalışıyor. Ve bu limitli bir sayıda. Siz burada limitsiz değilsiniz. O yüzden bunu optimum seviyede kullanıp doğru sayfalara aktarmak gerekiyor. Bu yüzden benim buradaki yaklaşımım şöyle: sayfalardan nofollow etiketi kullanımına ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için bir sayfa değerli değilse o sayfaya zaten link vermeyelim. Eğer ki link vermek zorundaysak ve şirket için bu mecburiyet veya ihtiyaç ise de bu noktada nofollow etiketi koyalım. Google botunun burayı taramasının biraz önüne geçelim. Google'ın aslında, Google'ı biz yönlendirmek zorundayız. Biz bunu yapmazsak Google ne bulursa onu taramaya çalışır. Ve bu sayede aslında Google botları doğru şekilde siteyi değerlendiremez. Şimdi nofollow'u da göz önüne aldık. Burada da bir şey vardı. Bir diğer noktada duplicate kategoriler. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. E-ticaret sitelerinin genel sıkıntısı şu. Sizin bir kategori sayfanız var. En çok satan ürünleri sıralayabiliyorsunuz. En ucuz fiyatı sıralayabiliyorsunuz. Şimdi bu noktada şu sıkıntı var. Siz eğer ki bunun arka plandaki yapısını kaçırırsanız bu sayfaların tümü birbirinden bağımsız şekilde güçlenmeye çalışıyor. Birkaç saat sonra bununla ilgili örnek var. Bu neye sonuç oluyor? Siz rakiplerle burada rekabet etmeye çalışırken aslında diğer tarafta kendi içinizde rekabet ediyorsunuz. Google'a ben işte pantolon yazdım. Gidiyorum, kendi pantolon kategorim çıkıyor. En çok satan pantolonlar sayfam aslında sıralamaya girmeye çalışıyor. En düşük fiyat filtrem girmeye çalışıyor. Bu sefer ben güçlenemem. Çünkü rekabetten zaten çıktım ben. Kendimi yenemiyorum. Kendimi yenemediğim noktada rakibi de yenemem. Biz burada şunu yapmamız gerekiyor. Eğer ki bir sayfanın benzerleri varsa veya duplicate durumu oluşturabilecekse tüm sayfaları Google'ın kendi gene tanımladığı canonical etiketiyle arka planda birleştireceğiz. Diyeceğiz ki canonical etiketiyle ben bak senin ABC sayfan var. Üçünde de aynı içerik var. Bunların aslında tümü D'ye işaret ediyor. D bunun aynısı. Sen git bunları getirme, D'yi getir sonuçta. Eğer ki bunu doğru şekilde kurgulayabilirseniz sağlıklı olarak çalışıyor. Hani gene hepsi burada üzerinden örnek vereyim. Hepsi burada da ben bunu aktif olarak kullanıyorum ve aslında SEO açısından trafiği optimumda böyle dengede tutabilmem için benim için aslında vazgeçilmezlerden bir tanesi. Şimdi bunun farkına vardık. Filtrelerimizin veya kategorilerimizin duplicate durumunu ortadan kaldırdık. Hepsini canonical ile birleştirdik. Tek sayfa işaret ediyoruz. Bu işaret ettiğimiz sayfada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İşaret ettiğiniz sayfa gerçekten doğrusu mu? Örnek veriyorum, sizin bir duplicate sayfalarınız vardır. ABC sayfasıdır bu. Bütün şirket A sayfasını kullanıyordur ama siz gidip Google'a benim sayfam C derseniz Google da burada ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü bütün sayfalar A'ya link veriyor, sosyal medya A'ya linkliyor, internette insanlar birbirine A'ya atıyor. Bu sefer siz CC diyorsunuz Google. Google bu sefer diyor ki acaba beni bir yerde kandırıyorlar mı veya beni manipüle mi etmeye çalışıyorlar. Ama bunu yapıyı sağlıklı şekilde kurgulayabilirseniz clinical aslında e-ticaretin vazgeçilmez oluyor. Şimdi bir diğer nokta, demin de değindim aslında, benzer nokta duplicate ürün problemi. Bu benim e-ticaret sitelerinde yoğun olarak gördüğüm bir sıkıntı. Çoğu e-ticaret sitesinde şöyle bir sıkıntı var. Ürünün varyantları ayrı ürün olarak açılıyor. Her biri ayrı olarak değerleniyor. Arka planda aslında Google'ın gösterebileceği doğru senaryo yok. Sizin ABC ürününüz var. Üçü de aynı ürün, sadece bedeni farklı. Ama siz Google'a diyorsunuz ki bende ABC ürünü var, sen hangisini gösterirsen göster. Google burada diyor ki ben seni 1'de göstereyim, 2'de göstereyim, tamam da hangisini göstermeliyim? 3 tane sayfa verdin bana. Ben rakiplerden ne farklı senin de bu sayfayı göstereceğim veya hangisini göstereceğim?
Şimdi biz diyorduk ki ilk baştan beri rekabet var. Rakiplere karşı güçlenmemiz gerekiyor. Ama daha kendimizi yenemedik. Bu sefer biz şunu yapacağız. Eğer ki bir ürün sayfamızda varyant oluşabilecek tipler varsa biz bunu arka planda eşleştirelim. Yani şunu yapalım. Bir ürün açalım. Bedeni bu ürün sayfasına filtre olarak ekleyelim. Diyebilirsiniz buradaki noktada da hani okey Mert bunu yapacağız da listing sayfamda çok hızlı mı olacak? Bu nasıl olacak? Eğer ki bu sıkıntıyı yaşıyorsanız da şunu yapabilirsiniz. Parametreler koyarsınız sonuna. Clinical ile eşlersiniz. Dersiniz ki listing'de ben bütün bedenleri ayrı ayrı gösteriyorum. Ama tıkladığın zaman clinical'ları her birinin aynı sayfa işaret ediyor. Şimdi bunu da yaptık. Burada da aslında bir değer kazandık. Şimdi bunu da sağladıktan sonra bir de şema kullanımı konusu var. Şimdi biz buraya kadar aslında şuraya şu aşamaya geldik. Google botunu tanıdık. Ne yaptığını anladık. Siteye gelip nasıl davranıyor onu gördük. Daha sonra ana yapımızı buna uygun şekilde koordine etmeye çalıştık. Dedik ki Google botu geldiği noktada işte nasıl davranmasını artık ben şekillendirebiliyorum. Hangi sayfalarım var, nasıl ürünleri eşleştirebilirim. Bunu da sağladık. Bir diğer noktada unutmamamız gereken konu bence şema yapısı. Şimdi şema dendiğimiz noktada şunu diyebilirsiniz. Tamam şemayı veriyoruz da hani sadece aslında bir data sağlıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Burada benim yaklaşımım şöyle. Google bir tane işletme dedim ve ben bunun gerçekten hani Google'ın para kazanmak amacıyla bunu yaptığına eminim. Yani şey genel olarak para kazanmak için hedefleri olduğuna net bir şekilde eminim. Şimdi bu noktada şöyle bir durum oluşuyor. Google bir işletme olduğu için para kazanması lazım ve onun da hedefleri var sizin gibi. Bu hedeflere ulaşabilmesi için de aslında farklılaşması gerekiyor. Biz nasıl ki sistemimize content üretiyorsak, bir şeyler yapıyorsak Google'da buna benzer şeyler yapmak zorunda. Şimdi biz aslında şema yapımızın içerisinde Google'ın verdiği belli parametrelerine göre belli datalar sunuyoruz. Nedir bu? Diyoruz ki bak bu benim ürünüm. Ürünün görselleri bunlar. Ürünün adı bu. Ürünün markası bu. Ya da veriyoruz başka bir şemada fiyatını veriyoruz. Ortalama fiyatlar hakkında fikir sahibi ediyoruz onu. Aslında verdiğimiz tüm bu datalar gün sonunda Google'ın database'ini dolduruyor. Google bu dataları topluyor, harmanlıyor ve kullanıcıya sonuç sunmaya çalışıyor. Dikkat edin artık siz saat kaç yazdığınızda internet sitelerini görmüyorsunuz. Direkt Google saati söylüyor çünkü orada kullanıcının ne aradığını biliyor artık. Veya hesap makinesi yazdığınızda internet sitelerine gitmiyorsunuz. Doğrudan hesap makinesine Google veriyor size. Son zamanlarda dikkat ederseniz artık sonuçları da vermeye başladı. Metinle içeriğin bir kısmını alıyor, sonuç da gösteriyor. Tüm bunların ana amacı şu. Google bir işletme ve kullanıcının kendisinden çıkıp senin sitene gitmesini istemiyor zaten. O yüzden Google diyor ki sen bana şemada ver dataları. Ben o datalardan faydalanayım. Kendimi ona göre şekillendireyim. Ama sonraki etapta da diyor seni ödüllendireyim. Sen bana bunları verdikçe ben senin sıralamanı yükseltiyorum zaten. Aslında burada bir havuç verme olayı var ve win-win ilişkisi var aslında. Biz Google'a ne kadar fazla data sağlarsak Google diyor ki karşında ben de tamam bunun karşılığı olarak seni yükseltiyorum. Sen bunun karşılığında ödüllendirdim artık. O yüzden bizim bence şema yapısına ayrıca özen göstermemiz gerekiyor. Biz eğer ki bu konunun farkında olursak burada da aslında biraz rakiplerden farklılaşacağız. Şimdi bu nedir? Google diyor ki senin ben internet sitene göre farklı şemalar veriyorum. Burada işte ben sana kitap şeması veriyorum, logo şeması veriyorum, ürün şeması veriyorum. Eğer ki yemek tarifiysen yemek tarifi şeması da veriyorum. Kimse aslında babasının ardına yapmıyor bunu. Google'ın buradaki ana amacı şu. Bu verdiği şemaların her birinin ortak özelliği Google'a belli dataları sunuyor olmanız. Sen burada tarif datası veriyorsun. Google artık aslında o tarifin ne olduğunu biliyor. Bunun karşılığında seni ödüllendiriyor ve senin diyor ki sıralamanı yükselttim ben. Tamam. Ama öbür tarafta biz aslında Google'ın bir kütüphane olduğunu düşünün. Biz o kütüphaneyi sürekli kitapların içine doldurup doldurup data götürüyoruz. Google da bunun karşılığında diyor ki sen bana güzel data verirsen ben karşılığında seni kütüphane en önüne koyarım. Daha fazla insan seni okur, daha fazla insan kitabını görür. Şimdi şemalarda e-ticaret noktasına gelirsek eğer benim en önem verdiğim şema product şeması. Buna neden önem veriyorum? Eğer ki biz Google'da yükselmek istiyorsak ve e-ticaret sitesiysek Google'ın bir kere şunun farkında olması lazım. Bu bir internet sitesi, bana ürünlerini sunuyor, bir e-ticaret sitesi ve diğer e-ticaret siteleriyle rekabet etmesi gerekiyor. Biz bunu sağlayıp ne yapıyoruz? Google'a diyorum ki benim ürünüm bu, ürünün bak başlığı bu, ürünün markası bu, görselleri bunlar. Ben bütün datayı Google'a veriyorum. Fiyatını da veriyorum. Kaç yorum olduğumu da veriyorum. Şimdi Google bu dataları alıyor ve diyor ki ben seni ödüllendirdim. Sana havuç veriyorum. Sağ tarafta gördüğünüz grafik gibi benim sonucumun altında ratinglerimi gösteriyor. Fiyatımı gösteriyor. Bana aslında bu verdiğim datanın karşısında biraz havuç veriyor. Şimdi bunu sağladım. Google dedi ki tamam bu benim ihtiyacımı karşılıyor aslında. Belli datalar sunuyor. Bunun karşılığında bizi ödüllendiriyor.
Şimdi production'ımızı doğru şekilde kurguladık. Zaten Google bunun farklı farklı formatlarda bütün aslında nasıl implemente edileceğini veriyor. Yani biz IT ekibine bunu götürdüğümüz nokta 3-4 farklı seçeneği var. Google diyor ki sen eğer ki JSON'la yapabilirsen JSON'la yap. Eğer JSON'la yapmak istemiyorsan mikrodatalar ver, mikrodatalar da olur. Bununla ilgili bütün data aslında Google veriyor. O yüzden bizim burada şunu yapmamız lazım. Her şeyi kusursuz bir şekilde verelim. Bunu yaptık. Daha sonra başka bir şemada Brandgram şeması. Şimdi bunu neden veriyoruz? Brandgram şeması dediğimiz şey Google aslında besliyor. Google'a ben diyorum ki ürün sayfasındasın. Kullanıcı ana sayfadan yola çıktı. Telefona geldi. Cep telefonuna geldi. Bir tane ürüne girdi. Sen artık bu yolu biliyorsun. Bu linkleri takip et. Eğer ki bunu sağlarsak Google'ı gene besledi. Google artık şunun da farkında. Sen cep telefonu kategorisi dediğin noktada onun altındaki ürünün altında Google'ın match etmesine imkan tanıdı. Google da bu noktada ne diyor? Sen diyor bana bu datayı da ver diyor. Ben bunun karşısında sana havuç olarak diyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi diyor. Yörelini kaldırırım sonuçlardan diyor. Onun yerine belli aslında senin diyor isimlerini veririm orada diyor. Kullanıcı daha mutlu olur diyor. Ama gene düşündüğümüz noktada biz gün sonu şunu yaptık. Google'a bu verdiğimiz data karşılığında aslında database'ine biraz daha data aktardık ve karşısında avuç aldık. Hem Google burada kazandı, database'ini genişletti, hem de karşısında biz kazandık. Şimdi Brandgram şeması dışında bir de son zamanlarda popüler olan FAQ şeması var. Şimdi hepsi burada tarafında ben de bu şemayı deniyorum. Dikkat ederseniz son zamanlarda popüler oldu biraz bu şema ve çoğu internet sitesi uygulamaya başladı. Bu nedir? Google diyor ki senin sayfanda kullanıcının aranmasına cevap verebilecek belli soruların cevabı olan bir data varsa bana bunu verirsen diyor seni diyor ödüllendiririm diyor. Burada ben çeşitli testler de yaptım. Bütün aramalarda göstermiyor bunu. Eğer ki gerçekten eşleyebilirse gösteriyor. Şimdi biz Google'a diyoruz ki bak benim sayfamdaki soru bu, cevabı bu, soru bu, cevabı bu. Google diyor ki tamam ben senden bu datayı aldım. Artık Google'a okul çantası yazan kişiye ben senin sağdaki bu grafik gibi data göstereceğim. Bu sayede daha fazla yer kaplayacaksın. Şimdi ben burada win oldum aslında. Google bana havuç verdi. Ben şunu yaptım. Ben zaten burada birinci sıradaydım. Ama rakiplerim ikinci sıradaydı. Ben aslında burada kendim trafiğimi arttırmakla kalmadım. Rakibi daha da geriye attım. Rakip artık çünkü daha alt tarafta yer alıyor. Bu sayede hem kendim büyümemi sürdürüyorum. Hem Google gözünde daha iyi oluyorum. Hem de rakibi daha arka planda bırakıyorum. Oyun dışı etmeye çalışıyorum aslında. Burada da aslında avantajlı bir tablo oluyor. Burada da düşündüğümüz noktada soru cevap ver diyor Google. Bunda da aslında ana amacı şu, belli soruların cevabını bulmaya çalışıyor. O sayede aslında siz de bu tarz datalar sunarak bence şema tarafına ayrıca özen gösterip gerçekten Google için kusursuz bir site yaratmamız gerekiyor. Şimdi şema tarafını da yaptık. Diğer taraf long tail açıklamalar kısmı, long tail kelimeler kısmı aslında. Şimdi buradaki noktada şöyle başlıyor olay. Long tail keyword dediğimiz noktada aslında şöyle bir yanılgı var. E-ticaret sitesi kuran herkes veya e-ticarette yatırım yapan şirketler şu yanılgı içerisindeler. Ben ayakkabı kelimesinde ilk sıraya çıkmalıyım. Ben telefon kelimesinde ilk sıraya çıkmalıyım. En çok o aranıyor. Aslında bizim buradaki amacımız bu olmamalı. Bizim buradaki ana amacımız long tail kelimelerine gidip gerçekten bizim için en böyle optimum, kolay yoldan kazanabildiğimiz SEO trafiğine ulaşmak olmalı. Çünkü siz bu kelimeleri zaten toplamaya başlarsanız ana kelimeler de peşinden gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz grafik Ahrefs'in aslında bir tane infografiği. Şimdi burada bize şunu gösteriyor. Belli bir arama grubunda yaklaşık %92'lik data search volume'ü 0-10 olan aramalar. Yani long tail olarak nitelendireceğimiz aslında çok düşük hacimli kelimeler. Şimdi siz bu havuzu eğer keşfedebilirseniz o 0-0-1 olan havuzda değil 92.42 olan havuzda oynayacaksınız. Buradaki avantajlarınız şunlar. Artık rekabetten çıktınız. Rakipler istediği kadar telefonla ayakkabıda çıkmaya çalışsın. Siz artık ayrı kulvardasınız. Rekabetin olmadığı ortamdan trafik toplamaya başladınız. Rakipleriniz ana kelimelerde çaba sarf ederken siz aslında pazarın öbür tarafından kendinizi büyütmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu bir avantajımızdır. Diğer bir avantaj şu. Aslında büyük balık küçük balığı yutar ana kelimelerde. Siz ne kadar ana kelimeye çaba sarf etseniz de güçlenmeniz zor. Çünkü orada ciddi bir yatırım var, geçmiş var. Sürekli olarak çalışma yapılıyor üstüne. O yüzden orada yükselmeniz sizin 6 ay sürecekken burada yükselmeniz belki de 1 hafta 10 gün sürecek. Şimdi burada da böyle bir avantajımız var. Aslında genel tabloya baktığımız noktada çok ufak bir pastanın payında insanlar çabalarken siz gittiğiniz pastanın en boş tarafında kendi başınıza aslında rekabetten sıyrılıp dediniz ki ben e-ticarette bakın buradan kendi pastama pay aldım. Burada artık büyüyorum.
Bir de diğer fark edilmediğini düşündüğüm nokta şu. Aslında insanlar sanıyorlar ki telefon kelimesini ilk sıraya geldiğiniz zaman en çok satış alırız. Bu şu demek değil aslında. Siz telefon kelimesinden getirdiğiniz bir kullanıcı ne alacağını bilmiyor. Telefona geldim ben, bakıyorum telefonlar var ve hangisini alacağımı bilmiyorum. Bu noktada bizim bu long tail dediğimiz noktaya giden kullanıcı gitti zaten iPhone 11 64 GB siyah arayan kullanıcıya erişti. Şimdi bu noktada bu kullanıcıya erişen bir kişi doğrudan zaten ne alacağını bilen kitleye getirdi sitesine. Yani bizim oradan aldığımız 10 kliğe göre bu kullanıcının aldığı bir klik aslında satışa dönme ihtimali daha yüksek. Bunu zaten datalar net bir şekilde ifade ediyor. O yüzden benim düşüncem burada şu, e-ticaret şirketiysek eğer ana kelimelere okey odaklanalım, evet odaklanalım ama ana kelimeler bizim bütün ana yapımızı kurmasın. Bizim ana yapımız şu olsun, bizim ana odamız long tail kelimeler, buradan kalanlarda da ana kelimeler artık bizim ikinci etaptaki hedeflerimizden biri. Bir diğer nokta da buradaki grafikte zaten demin aslında bahsettiğim grafiğe benzer dataları sunuyor bize. Burada dikkat ederseniz aramaların keyword bazlı sağ tarafta grafiği var. 5'ten fazla keyword, daha doğrusu Word'den oluşan aslında datalar büyük bir hacim oluşturuyor. Yani insanlar tamam ufak bir hacim var ama insanlar ne aradığını net bir şekilde ifade edip sonuca gitmek istiyor. Eğer ki siz bunu sağlayabilirseniz zaten doğru bir şekilde yapınızı kurgulamışsınız. Daha sonra long tail'ler oynadınız, rekabetten sıyrıldınız. Büyüklerle kavga etmeden veya rekabet etmeye çalışmadan long tail'de artık emeklemeye başladınız. Sizin için ana kelimeler koşma aşaması aslında. Emeklemeden koşamayız. O yüzden ilk olarak emekleyerek long tail havuzunu toplayacağız. Daha sonra ana kelimelere doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. Burada da görmüş olduğunuz grafik aslında ana kelimeden başlayıp long tail'lere doğru hacmin nasıl ufalıp rekabetin nasıl azaldığını bize gösteriyor. Biz burada ilk kelimeye bakarsanız 90K'lık bir kelimeydi. 90 bin kişi bir ayda arıyordu. Ama sonuna bakarsanız 50 kişi arıyor. Benim bu 50 kişiyi siteye getirmem gayet kolay. Çünkü rekabet yok. Şimdi bunu da sağladık. Buradan da aslında trafiğimiz, büyütme potansiyelimiz var. O yüzden benim buradaki düşüncem şu. Bizim için long tail kelimeler vazgeçilmezler. Şimdi bir diğer noktada bunu okey sağlayalım da nasıl sağlayacağız diyorsanız eğer bununla ilgili çok fazla sayıda tool var. Google'ın işte AdWords Planner'ından faydalanabilirsiniz. Keyword.io var. Bunun gibi birçok tool var. Hatta ilk slaytta bahsettiğim işte kendi kurduğum SEO database'de de bunların aslında bir listesini yaptım. Çünkü ben de farklı tool'lara ihtiyaç duyuyorum. Belli tool'lardan belli dataları alabilirsiniz. Ne kadar tool çeşitliliğini arttırabilirsiniz aslında o kadar avantajlısınız. Çünkü rakiplerin görmediği bir şey görebilirsiniz. Burada da mesela bazı örnekler görüyorsunuz. Sağ tarafta elbiseyle ilgili bazı aramalar var. Sol tarafta sorularla ilgili bazı aramalar var. Ama final tabloya baktığınız noktada long tail'e ne kadar giderseniz sizin için başarı aslında o kadar kolay bir hal alacak. Şimdi bir diğer maddem de benim sezonsal arama trendleri. E-ticarette göz önüne alınmadığını düşündüğüm ya da gözden kaçırıldığını düşündüğüm noktalardan bir tanesi de arama trendleri, sezonsal arama trendleri pardon. Bu ne demektir? Şimdi e-ticaret özelinde şöyle bir sıkıntı var. Aslında e-ticaret özelinde değil, genel olarak şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar sürekli olarak koşuyor ama kimse nereye koştuğunu bilmiyor. Bir kelime çok aranıyorsa ben orada yer edinmeliyim. İlk sıraya çıkmalıyım. İnsanların kaçırdığı ana nokta şu. Aslında her bir kelimenin veya belli kelime gruplarının belli dönemlerde sezonalitesi var. Bu ne demektir? Abi elbise belli dönemlerde insanlar daha fazla arıyor. Veya kış lastiği örneğinden gideyim. Nisan Mayıs'ta kimse aramazken Şubat'ta bu arama terimi çok yükseliyor. Diğer örneklerde de benzer tablolar var. Şimdi benim buradaki yaklaşımım şöyle. Ben bu arama trendlerini keşfediyorum. Daha sonra diyorum ki böyle bir arama trendi var tamam. Bu ne zaman en top dönemini yaşıyor? En top dönemlerini belirliyorum. Bu dönemler yaklaşmadan önce insanlar Şubat'ı beklerken kış lastiği için ben gidip Nisan'da hazırlık yapıyorum. Çünkü ben Nisan'da hazırlanmaya başladığım zaman zaten Şubat'a yerimi sabitlemiş olacağım oraya. Sizin Şubat'ta oraya başlamanız demek aslında yarışa geç kalmanız demekti. O yüzden bence hangi sektör olursa olsun burada şuna bir odaklanmak gerekiyor. Benim sektörümde ne aranıyor? İnsanlar hangi dönemler aranıyor? Çünkü 20 böyle 12 ayın 12 ayı da böyle top böyle en yüksek sezonunu yaşayan çok fazla sektör yoktu. Her sektörün belli aylarda düşüşü, belli aylarda çıkışı vardı. O yüzden bunu yani netleştirebilirsek aslında burada şey avantajımız var. Benim sektörümün kış lastiği örneğinden gidiyorum gene. Nisan Mayıs'ta bir beklentim yok oradan. İnsanlar aramıyor zaten. Ben orada rahat rahat hazırlığımı yapıyorum. Ama Şubat geldiği zaman herkes koşturmaya başlıyor. Ben burada hazır olduğum için hiçbir ek çaba sarf etmiyorum. Doğrudan aslında kullanıcının karşısına çıkabiliyorum. O yüzden ben de sezonaliteyi de önem vermek gerekiyor. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız derseniz
Google'ın kendi bir tool'u var. Google Trends adına. Google diyor ki ben bu tool içerisinde sana belli dataların sezon içisini verebilirim. Bu ne demektir? Sen bir kelime arıyorsun. Hangi dönemlerde, hangi tarihlerde yükseldiğini görebiliyorsun. Şimdi bundan kesin olarak bence faydalanın. Hiçbir şey olmasa free bir tool zaten. Gidin sektörünüzle ilgili bir aramayı yapın. Ana kelimesini yazın. Hangi dönemde organik olarak trend artıyor? Hangi dönemde düşüyor? Yıl içerisinde nasıl bir trend sergilemiş? Şu durum da olabilir mesela. Siz bir kelimeye yatırım yapıyorsunuzdur veya bir kelime grubuna. Yükselmek için çaba sarf ediyorsunuzdur. Bir örnek veriyorum. Genel lastik kategorisinden gideyim. Lastiklerde yükselmek istiyorsunuzdur. Bütün kelimeleri için uğraşıyorsunuzdur. İçerik giriyorsunuzdur. Çok fazla çaba sarf ediyorsunuzdur. Ama gün sonu baktığınız noktada eğer ki insanlar artık lastik aramıyor. Teknoloji başka noktaya gittiyse siz burada istediğiniz kadar çabalayın. Çabanız aslında biraz boşa gidiyor. Çünkü sezon trend sürekli olarak düşüyor. Ve insanlar eskisi kadar aramıyor. Siz birinci sıraya geldiğiniz noktada kelimelerde belki çok geç kaldınız. Artık insanlar bunu aramıyor olacak. O yüzden bence bunun farkında olmamız gerekiyor. Google burada güzel bir şey yapıyor. 2004'e kadar data veriyor aslında. Yani biz geçmişten bugüne kadar yıllar öncenin de datasını görebiliyoruz. Öyle bir avantajımız var burada da. O yüzden bence seasonality konusundaki bir Google Trends'i denemekte büyük fayda var. Bir diğer noktada Google AdWords datası. Zaten çoğu ticari şirketi AdWords'e yatırım yapıyor. Oradan da aslında bir fikir net bir şekilde oluşuyor. Eğer ki siz de organik olarak hedefleme yapacaksanız mutlaka AdWords ekibiyle beraber çalışın ve deyin ki hani beni nasıl besleyebilirsin, bana nasıl data sunabilirsin. Burada zaten onların hedeflediği kelime grupları, çıkmak istediği veya trafik aldığı satışa dönen kelimeler her biri sizin için avantaj. Şöyle ki örnek veriyorum, AdWords ekibinin çıktığı bazı reklamlar vardır ve ciddi ciro kazandırıyordu. Siz burada şunu diyebilirsiniz. Ben SEO'daki rotamı oraya çevireyim. Çünkü burada trafik okey, güzel bir rakam olabilir, hedef olabilir. Ama trafikten çok gün sonu e-ticaret sitesindeki ana amaç para kazanmaktı. Yani sizin burada şuna odaklanmanız gerekiyor. 10 kişi yerine 2 kişi gelsin ama daha fazla ciro getirsin. Eğer ki bunu başarabilirseniz zaten daha fazla ciro kazandığınızdan daha kolay bir şekilde SEO'ya yatırım yapabileceksiniz. Şimdi buradaki grafikte Google AdWords'un aslında Keyword Planner datasında bir grafik. Burada da zaman içerisindeki bazı kelimenin aslında nasıl sezonite yaşadığını görebiliyorsunuz. Örnekten gidiyorum. Yani Aralık ayında bir kelime çok yüksekken Nisan'da çok düşebiliyor. Ya da daha önce bir kelime hiç aranmamışken zaman içerisinde çok fazla aranmaya başlanabiliyor. Tüm bunların aslında genel tablosuna baktığımız noktada her bir kelimenin belli dönem yükselişi, belli dönem düşüşü ya da belli bir dönemden sonra tamamen trendinin kayboluşu var. Bunun farkında olmadığın sürece aslında olduğumuz yerde kürek çekiyor olabiliriz. Şimdi bunu da sağladık. Bu da okey. Bir diğer nokta görsel optimizasyonu. Şimdi bence bu e-ticaret şirketleri açısından oldukça ihmal edilen bir nokta ve şey mantığı var biraz. Benim tamam görsellerim düzgün. Ben bir şeyler sunuyorum. Burada bitti. Google bunları çıkarsın. Aslında burada fark edemediğimiz nokta şu ki benim bugüne kadar e-ticaret gözlemlediğim kadarıyla e-ticaret özelinde görseller ciddi bir şekilde kullanıyor. İnsanlar gidip Google'da sehpa aramak yerine gidiyor buradan sehpa yazıyor. Görsellere giriyor. Tek tek ürünlere bakıyor. Ne alsam diye. Eğer ki burada ürünü beğenirse doğrudan gidiyor satın alıyor. Çünkü buradaki ihtiyaç bir arama sonucu değil. Kullanıcının görmek istediği modelleri görmek istiyor. Bana diyor çeşitleri sun diyor. Arasından seçeceğim zaten diyor. Şimdi buradaki olay şöyle. Çoğu şirket siteye internet sitesini kuruyor. E-ticaret şirketinden örnek gidiyorum gene. Görselleri yerleştiriyor ve diyor ki benim işim burada bitti. Ben görselleri koydum. Daha fazla yatırım yapmama gerek yok. Şimdi bu noktaya geldiğimiz hususta eğer ki siz bunu yaptıysanız bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Çünkü görselleri bütün e-ticaret siteleri koyuyor zaten. Siz burada farklılaşmadınız. En baştan dediğim gibi bir şekilde farklılaşmanız gerekiyor. Farklılaşmadığınız noktada Google'ın zaten dokümanları her şeyi veriyor. Google açık açık şunu diyor. Sen bu title yazarsan güzel olur. Description yazarsan böyle olur. Sayfalarca PDF'i var zaten. Onu açıp baktığınız noktada sizin gibi bütün e-ticaret şirketleri veya bütün diğer şirketler bunu zaten inceliyor. Sizin burada aslında Google'ın arka kapısını bulup nereden ben daha fazla trafik elde edebilirim cevabını bulmanız gerekiyor. Şimdi biz dedik ki görsellerde nasıl bir potansiyel oluşturacağız, nasıl farklılaşacağız? Şimdi bu bir tane örnek sayfa aslında. Sol tarafta gördüğünüz bir tane ürün görseli. İlk olarak şundan emin olun. Sizin sitenizde yer alan bütün görsellerin alt etiketi var mı? Şimdi demin ilk saatte ben şunun notu düşmüştüm aslında. Dedim ki Google görselleri aslında benzerlerini bulup görseli yorumlamaya başladı. Bu görseli daha iyi okudu anlamına geliyor. Ama Google'ın daha iyi okudu anlamına gelmesi doğrudan tam anlamıyla okudu anlamına gelmiyor. Sadece anlamaya çalışıyor. O yüzden bizim Google'a biraz yardımcı olmamız gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Diyor örnekten gidiyorum gene. Solda Doritos'un bir tane ürünü var. Biz sağ tarafta yer alan kod tarafında imajlara alt etiketi olarak bu görselin ne olduğunu açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor.
Siz bunu sağlarsanız Google bu siteye geldiği zaman diyor ki demek ki Doritos'un bu ürünü arayan kişi bu görseli arıyor. Bunu sağladığımız noktada Google artık daha fazla besledik. Google gözünde daha değerli konuma geldik. Bir diğer noktada şu, bu sefer buradan Google'ı biz aslında biraz şey yaptık, data verdik. Google'a yardımcı olduk. En baştan dediğim gibi Google data istiyor bizden. Biz bunu yaptığımız için Google da bize diyor ki ben tamam görseller aramalarında seni artık daha üst sıralarda çıkartacağım. Çünkü sen bir şeyleri yapıyorsun zaten, bana destek oluyorsun. Şimdi alt etiketi bunlardan biri. Alt etiketinin diğer avantajlı kılan kısmı da şu ki görme engelli kişiler aslında bilgisayarların sesli komut tarafını kullanıyor. Ve aslında bilgisayarların sesli komutlarından hangi aksiyonu alacağını, nereye tıklayacağını veya neyle karşılaştığını tespit etmeye çalışıyor. Bence alt etiketinin en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Biz alt etiketini eklediğimiz noktada aslında internette görme engelli kişiler için belli dataların karşılığının ne olduğunu sunuyor oluyoruz. Yani bir Doritos görseli olduğunda bir bizim hiçbir şey vermeyip orada ne olduğunu anlamama senaryosu var. Bir diğer noktada Doritos hangi ürünün olduğuna kadar açık açık ifade etmemiz var. Bence bu açıdan bile bu alt etiketi çok güzel bir durum oluşturuyor. Şimdi bir diğer noktada sitemap konusuydu. Bence e-ticaret şirketlerinde bu da çok gözden kaçırılan bir şey. Çünkü internet sitesi kuruluyor, şemalar ekleniyor, görseller ekleniyor, alt etiketi kısmen ekleniyor. Daha sonra burada bittiği düşünülüyor ama aslında kaçırılan bir kavram da var, sitemap tarafı. İnsanlar şunu genellikle kaçırıyor, sitemap'ine URL'leri koyuyor ama görsellerini koymuyor. Eğer ki Google'da arama yaparsanız Google Image Sitemap vesaire gibi böyle jenerik kelimeleri arayın yeterli oluyor zaten. Google bunun için sayfa yapmış. Google diyor ki sen bana görsellerini de ver, ben onları da daha rahat aslında tarayabileyim. Olabildiğince Google bizim beslememiz gerekiyor. O yüzden bizim sitemaplerimiz için, görsellerimiz için de sitemap oluşturup Google'ı daha fazla şekilde beslememiz gerekiyor. Şimdi bunu da yaptık. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Bu daha önce benim görsel tarafında yaşadığım bir kez. Rakamları gizlemek durumunda kaldım ama ciddi rakamlar bulunuyor burada. Odaklandım. Görsel tarafında böyle çıkış kapıları bulmaya çalıştım ve dedim ki benim burada aslında rakiplerden sıyrılmam gerekiyor. Çünkü artık rekabette ben tamam güçlüyüm, webde vesaire alıyorum. Ama görsel tarafında da artık bu oyunun aslında biraz sıyrılıp daha fazlasını almam gerekiyor. Aksiyon öncesi ve sonrası kısımlarına yer verdim. Zaten burada net bir şekilde şunu görüyoruz. Biz bu aksiyonlardan sonra bir dalgalanıyoruz. 1-2 gün sürüyor ve hemen sonrasında ciddi bir şekilde trafiğimiz büyümeye başlıyor. Ve burada şöyle düşünebilirsiniz. Hepsi burada dediğimiz noktada çok büyük bir SEO trafiğinden bahsediyoruz. Hani buradaki ufak ivmelenmeler bile bizim için ciddi önem taşıyor. O yüzden görsel tarafı bence çoğu şirketin gözden kaçırdığı ama çok değerli bir alan. Şimdi bir diğer nokta da Türkiye'de bence gerçekten doğru yankılanmayı bulmayan Google alışveriş tarafı. Şimdi burada ne demek istediğimi düşünüyor olabilirsiniz. Google geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaptı ve dedi ki ben artık alışveriş sekmesinde organik olarak sonuçlar göstermeye başlayacağım. Google bunu aslında çok böyle bize yardımcı olmak istediği için, trafik göndermek istediği için yapmıyor aslında. Google'ın alışveriş sekmesi komple reklam sunumundan dolayı kullanıcılar artık eskiye göre daha zeki, farkında bir şeylere. Full reklamla yönetilmek istemiyorlar. Ve Google da diyor ki aslında tamam ben bak organiği de koydum buraya. Hem reklamdan para kazanırım hem organikten bir şeyler gösteririm. Aslında orta yolu bulurum. Şimdi Türkiye pazarında bu henüz aktif olmadı. Ama global pazarında benim baktığım veya incelediğim sitelerde genel olarak ciddi trafik sağlıyor bu. Ve burada kullanma eğilimi de yüksek. Çünkü mesela benim globalde de erişimim olan siteler var. Ve orada ben doğrudan merchant'tan gelen veya alışveriş sekmesinden gelen trafiği doğrudan görebiliyorum. O yüzden burada şunu düşünebilirsiniz. Bizim şimdiden bunun farkında olmamız gerekiyor. Burada Google dedi ki eğer ki siz Merchant Center'a feed datası veriyorsanız ben bundan faydalanacağım dedi ve sizi dedi organik olarak bedava göstereceğim. Bizim bunun farkında olup eğer ki şu an örnek veriyorum pay çıkmıyor olabiliriz ama feedimizin olduğuna emin olmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki global pazarda bir şeyler başladıysa muhtemelen 3-5 ay sonra Türkiye'de de bunu göreceğiz. Ve insanoğlu aslında adapte olmaya çok yatkın. Kısa bir süre sonra bunun karşılığı şöyle olacak. İnsanlar ilk olarak kullanmayacaklar, az kullanacaklar. Kısa bir süre geçecek, bunun kullanım oranı artacak. Bundan 1-2 yıl geçecek, insanlar artık Google'da alışverişle ilgili bir şey aradığında doğrudan alışveriş sekmesine tıklamaya başlayacak. Çünkü sonucun orada olduğunu biliyor olacak. İnsanlar bu yüzden hani datalara veya Google'ın işte sonuçlarına göre evrildiğinden dolayı bizim aslında globaldeki kezleri takip edip bugünden aksiyonumu da alıp ben bak burada hazırım. Artık Türkiye'de aktif olduğu noktada ben aslında pazarda oyuncuyum. Ya da Türkiye'de aktif olmadan da globalde insanlar ne yapıyor? Burada bir rekabet var mı? O algoritması nasıl işliyor?
bunları çözmeye çalışmamız gerekiyor ki geç kalmayalım. Eğer ki Türkiye'yi beklersek veya Türkiye'ye bir şeylerin yansımasını beklersek geldikten sonra herkes aynı anda koştuğumuzdan dolayı artık her şey için çok geç olabilir. Çünkü sizinle aynı anda çok fazla kişi koşmaya başlayacak. Burada ancak güçlü olan kazanabilecek. Ama siz yarışa geriden başlamanıza rağmen erken başlarsanız bu sefer onlar aslında gelene kadar siz yolu tamamlamış olacaksınız. O yüzden bence alışveriş tarafı da çok böyle göz önüne alınmadı Türkiye'de. Ama önümüzdeki günlerde bir anda böyle trend haline gelecek ve insanlar geç kaldığının farkına varmaya başlayacak. O yüzden bence burada da kaçırılan bir şey var. Benim taraf aslında böyleydi. Bugün meta title description gibi ana kavramlara değinmek istemedim. Çünkü zaten bunu bütün her yerde bas bas bağırıyorlar ve her bütün siteler yazıyor. O yüzden ben aslında biraz farklılaşıp biz nerede nasıl yaklaşırsak Google gözüne daha değerli olabiliriz diye göstermek istedim. Sorularınız olursa hızlıca cevaplayabilirim eğer ki sürem kaldıysa. Böyle. Teşekkür ederim. Sorulara bakıyorum. Sırayla cevaplayacağım. Şöyle bir soru var. Uğran Bey'den gelmiş. Hemen bir soruya geri dönüyorum. E-ticaret dışında iş yapıp kendi web sitelerine potansiyel müşteri çekmeye çalışan işletmeler birkaç noktaya dokunabilirsiniz demiş. Burada şöyle bir durum var. Eğer ki e-ticaret dışında bir işle uğraşıyorsanız aslında burada söylediğim tüm senaryolar sizin sektörünüz veya işletmeniz için de geçerli. Burada aslında ana amaç şu. Bizim nerede neye ihtiyacımız olduğunu bulup onu çözüm bulmamız gerekiyor. Yani bu bambaşka bir sektör olabilir ama orada da insanlar bir şey arıyorlar. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Örnekten gidiyorum gene. Bambaşka bir sektördesiniz. E-ticaretle hiçbir alakanız yok. Ama burada bir trafik elde etmek istiyorsanız burada şunun cevabını arayabilirsiniz. Research tool'larıyla insanlar benim sektörümle ilgili neler arıyorlar? Sorularına cevap vereyim. Bu soruları cevaplandırıp aslında daha fazla kullanıcı ulaşayım diyebilirsiniz. Bu sayede aslında zaman içerisinde doğrudan trafik oluşturabilirsiniz. Bir diğer soruya gelirsem... Şurada bir soru var hemen. Ürün açıklamasını soru cevap olarak verelim mi sorusu var bir tane de. Hemen ona geliyorum. Bu sorunun cevabı da şöyle ki ürün açıklamasını soru cevap verelim mi konusunda bence bir test etmek gerekiyor önce. Gerçekten bu sağlıklı bir şekilde Google bizi sıralamaya ekliyor mu veya bu gerçekten sağlıklı bir şekilde çalışan bir yapı mı? Eğer ki burada Google gözünde eğer bir yanıltma yapmıyorsanız ve doğru dataları sunuyorsanız Google da bunu ödüllendiriyorsa burada demek ki doğru bir şey var demektir. Ama eğer burada bir şeyleri kaçırıyorsak demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz, düzeltmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Süper. Tekrar çok teşekkür ederiz Mertcan. Bizi kırmadığın için aynı zamanda harika sunum için de çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tamamdır. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere Mertcan. Çok sağ ol.